Sevgili arkadaşlarım kısa verimli çalışmalarımıza bugünden itibaren başlıyoruz. Konumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi yani ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Sizler için iki tane güzel sorum var. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz şöyle. Ha alalım. Önce şunu alalım. Sanki çok soru var da. Şimdi değerli arkadaşlarım ne diyor hocam? Aşağıda verilen Türk devlet ve topluluklardan hangisi Avrupa'da siyasi teşkilat kurmamıştır? Aşkına baktığımızda Türk işler. Sevgili arkadaşlarım Türk işler Avrupa'da siyasi teşkilat kurmamışlardır. Cevabımız yerleri hakkında sizlere bilgiler vereyim. Macarlar Avrupa'da kurulan bir devlet. Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Kıpçaklar Rusları devlet teşkilatında etkileyen önemli Türk devletidir. Ayrıca Rusların Igor destanına da konu olmuşlardır. Hunlar biliyorsunuz ki Avrupa'nın devleti Avrupa'da. Avrupa'nın devleti Avrupa'da kurulan bir devlet. En parlak dönem Atilla dönemi. Avarlar hem doğuda hem batıda devlet kurmuşlardır. Ve Avrupa'yı askeri yönden etkilemişlerdir. Bununla birlikte Avarlar da Hristiyanlığı benimsemiştir. Ancak Türk işler Orta Asya'da egemenlik mücadelesi veren bir Türk devletidir. Cevabımız A İkinci sorumuz. Bu soruya dikkat, bu soruya dikkat. Yıldız'ı soru diyelim biz buna. İpek ticaret oğluna egemen olmak ve Sasani devletinin ticaret oğlundaki etkisini kırabilmek için ittifak yapmak amacıyla Bizans'a ilk elçiyi aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi göndermiştir? Elçinin ismi Maniaktır değerli arkadaşlarım. Bizans tarafından gönderilen elçi ise Zemarkos'tur. Elçi kabul eden kişi istemi yapkudur. Buna dikkat ediyoruz. İstemi yapku denilince aklımıza tabii ki 1. Göktürk Devleti geliyor. Onlar Asya 10 devletinden parlak dönemi Metehan, Avrupa 10 devletinden parlak dönemi Atilla'dır. Kutluk Devleti, 2. Göktürk Devleti olarak bilinir. Kutluk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kaan. E, bu dönemde biliyorsunuz ki Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonikuk adına kitabeler dikilmiştir. Kırgızlar Manestesani ile ünlüdürler Uygurlara son vermişlerdir. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Bögü Kağan döneminde Mani dini benimselmiştir. Cevabımız 1. Göktürk devleti olacaktır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.